Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bugün itibariyle yani 21 Ağustos 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni yurt dışından ürün getirme düzenlemesiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yurt dışından bir ürün aldığımızda bugüne kadar yani 21 Ağustos tarihine kadar olan süreçte nasıldı? 150 Euro'ya kadar olan ürünleri biz yurt dışından getirtebiliyorduk ve ayda 5 paket, bu arada 5 ürün değil 5 paket bizi alabiliyorduk. Yani bu bireysel taraftan bahsediyorum yalnız. Eğer bu işi ticari olarak yapacaksanız o iş çok karmaşık, çok daha farklı prosedürleri var. Ben ondan bahsetmiyorum. O başka bir uzmanın konusu. Benim uzmanlığım bu bireysel taraftaki durum. Peki ne oldu? Yapılan son düzenlemeyle beraber arkadaşlar artık yurt dışından getirilen ürünlerde 30 euro sınırı geldi. Yani 30 euroya kadar olan ürünleri biz getirtebileceğiz yurt dışından. 30 euronun üzerine çıkarsa gümrükte kalma ihtimali var. İşte farklı türden vergilendirme ihtimalleri var vesaire vesaire. Vergi miktarı da arttırıldı. Vergi miktarı ne oldu? Yapılan yeni düzenlemede arkadaşlar, daha önce Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerde %18 olan vergi %30'a çıkartıldı. Avrupa Birliği dışındaki ülkeler, ki burada Çin oluyor ağırlıklı olarak, Çin'den gelen ürünlerde de %60 oldu. %30'dan %60'a çıkartıldı arkadaşlar. Tabii bu tartışılan bir konu, biliyorsunuz. Devletimiz bizim yurt dışından bir şey almamızı istemiyor. Bunun bir sebebi olarak hani Türkiye'deki üreticiyi korumak gibi bir şey gösterildi ama yurt dışından gelen ürünlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'de üretilmiyor zaten. O yüzden yurt içindeki satıcıları korumak amaçlı olmuş olabilir ama bu ürünlerin çoğu zaten Türkiye'de üretilmeyen ürünlerdi. Onlar da yurt dışından alıp Türkiye'de satıyorlardı. Şimdi onları korumuş olunacak gibi bir durum söz konusu olacak mı, göreceğiz. Ne olacak? Şimdi birazcık ben bu kanundan bahsetmek istiyorum. Eğer 30 liraya kadar olan bir ürün alırsanız, bu arada vergi hariç biliyorum ben bunu. Hani farklı fikri olan, farklı bir deneyim olan varsa da yazsın yorumlara. Vergi hariç 30 lira olan, yani bugünün kurlarıyla konuşursak işte 1000 TL'yi birazcık geçen bir rakamda olan herhangi bir şeyi alabileceksiniz. Üzerine vergi konacak. Kargo varsa kargo konacak vesaire vesaire. Sonra eğer Avrupa Birliği ülkesinden gelirse %30, Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir ülkeden, ki genelde burada Çin oluyor arkadaşlar, Çin'den gelirse de %60 vergi eklenecek. Bir de bu 5 paket meselesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi o zaten vardı. Onda bir değişiklik yok. Bugüne kadar olan uygulamada durum şuydu. Ayda 5 paket alabiliyordunuz. Ürün değil, bakın onu karıştırmayın. Aynı paketin içine birden fazla ürün koyarsanız gelebilir. Gelebilme ihtimali var. Ama tabii burada kesinlikten söz etmek mümkün değil arkadaşlar. Şimdi burada birazcık şöyle bir durum oluyor. Gümrük memurunun o anki psikolojisiyle, diyelim ki bir pakette 5 tane ürün varsa, sizi aynı ürün olduğunu varsayarak söylüyorum, sizi ticaret yapıyor gibi algılayıp onu ticari tarafa aktarabilir. O zaman ayıkta pirincin taşını, gümrük müşavir tutacaksınız vesaire vesaire, bir sürü iş dallanıp budaklanıyor. Yani burada bir standart uygulama yok. Şunu da çok sordunuz bana bu kanun açıklandıktan sonra. İşte ben 5 Ağustos'ta sipariş verdim. 21'ine kadar gelirse ne olur? Vallahi orasını göreceğiz yani. Yaşayıp göreceğiz. Çünkü Türkiye'de bu tip şeylerde hani uygulamanın nasıl olacağı ile ilgili bir detay yok. O anki gümrük memuru canı sıkkındır. Tuttuğu takım kazanmıştır filan. Geçebilir normal. Eski kanundan geçer. Tam tersi bir durum olur. Olur. Yeni kanundan geçebilir. Bilemiyorum orasını. Yani sipariş tarihine mi bakılacak? Yoksa o ürünün Türkiye'ye giriş tarihine mi bakılacak? Onu bilmiyorum ben. Gelelim bu 5 paket meselesine. Pakette birden fazla ürünü bir pakete koydurup gönderebilirseniz, bazı şey yapabiliyor bunu bildiğim kadarıyla, o zaman sıkıntı olmayacaktır. Yani aynı ay 6 tane ürün, 7 tane ürün alabilirsiniz. Ama bunu da tabii şöyle de düşünün. Diyelim ki Ağustos ayında sipariş verdiniz. O ürün Ekim'de geldi mesela. O zaman Ekim'in kotasından yemiş oluyorsunuz. Bunları da dikkate almanız gerekiyor. Yani orada bayağı bir matematik hesabı yapmanız lazım. Ya da ürünleri böyle birkaç paket halinde değil de tek bir paket yaptırabiliyorsunuz. Bazen Amazon falan yapıyor bunu bildiğim kadarıyla. AliExpress yapıyor mu bilmiyorum. Sormak lazım, araştırmak lazım. Ve bu şekilde getirtebilirsiniz. Ama ne yazık ki 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. 30 Euro'ya da ne alınacak bilmiyorum. Yani 30 Euro. Tabii bir şeyler var ama çok fazla bir şey de alınabileceğini sanmıyorum. Yani devletimiz diyor ki siz yurt dışından alışveriş yapmayın. Alacaksınız buradan alın. Bir tane de bana hediye edin diyor. Gerçi vergisini verdiğiniz zaman da aynı hesaba geliyor neredeyse. Göreceğiz onun sonuçlarını. Yani bu hemen belli olmaz. Yani bugün 21 Ağustos'ta sizin işte Çin'den ya da Avrupa Birliği herhangi bir ülkesinden 100 liraya aldığınız bir ürün burada 500 lira olmayacaktır. Ya da işte 100 liraya aldığınız ürün vergilerle beraber diyelim ki 200 lira oldu. Buradaki üründe 300 lira olacak mı, göreceğiz. O şu an muallakta. Yani Türkiye'deki durum nasıl olacak, orası daha henüz net değil arkadaşlar. O yüzden yaşayıp göreceğiz bunun nasıl bir etkisi olacağını. Önümüzdeki aylarda daha çok belli olur. Yani birkaç ay sonra bunun etkileri yavaş yavaş belli olmaya başlar. Çünkü yurt dışından getirilip Türkiye'de satılan ürünlerin belli bir mantığı var. Hani oradan getirseniz daha ucuz oluyor ya. Hani burada onun çok üstüne çıkmamaya çalışılıyor. Şimdi oradaki rakam artınca doğal olarak buradaki de artacaktır diye tahmin ediyorum. Ama söylediğim gibi bunu yaşayarak göreceğiz. Toparlamak gerekirse yapılan yeni düzenlemeyle 150 euro olan yurt dışından ürün getirme limiti 30 euroya indirildi.
getirildi. Üste çıktığınız zaman da başka türlü vergilendirmeler veya başka türlü uygulamalar devreye girecektir. Ama bu gümrük meselesi çok sıkıntılı. Yani oraya bir takılırsa çıkarmak için çok para harcamanız lazım. Anlamsız bir para harcamanız lazım. Çoğu insan bırakıyor ya da geri göndertiyor. Yani o yüzden Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah gümrükte bir şeyiniz kalmasın diyorum. Kalırsa sıkıntı yani onlarla uğraşmak. Çünkü ticariye giriyor, başka şeye giriyor. Gümrük bir şey tutmanız gerekiyor. Vesaire vesaire. İşin böyle birçok farklı yönleri de var arkadaşlar. O yüzden bu 30 liraya indi. Vergiler arttırıldı. Bunların nasıl etki yapacağını önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdilik çok net bir durum söz konusu değil. Evet fiyatlar artacak o aşikar. Ama ne kadar artacak? Nasıl artacak? Bizim lehimize olacağını sanmıyorum. Aleyhimize olacaktır bu durum muhtemelen. O yüzden hani yurt dışından bir şey getirmeyi ufak tefek şeyler olabilir ama artık büyük şeyler getirtemeyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü işte bu vergilerden şundan bundan dolayı ki Nike falan bile zaten yurt dışından Türkiye'ye ürün yollamayı kapattı. Çünkü gümrükte sıkıntı olacağı için 30 euroluk bir ayakkabısının Nike'ın neredeyse yok diye tahmin ediyorum. O bakımdan bunun etkilerini hemen görmeye de başladık. Ama asıl etkileri bence Çin'den getirttiğimiz ufak tefek ıvırzı. Mesela ben fotoğrafçılıkla ilgili veya video çekerken kullandığım birçok ekipmanı bugüne kadar Çin'den almıştım. Ama o zamanlar ne kota vardı, ne 5 sınırı vardı, ne 150 euro vardı. Ki çok da pahalı şeyler değildi ama almıştık. Bundan sonra alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu videoda sizlere arkadaşlar bir sonraki düzenlemeye kadar geçerli olacak yurt dışından ürün getirme kanununu anlatmaya çalıştım. Bu kanunla ilgili kafanıza takılan sorular mutlaka vardır. Oluyor. Birçok soru geliyor arkadaşlar ama ben aslında bu soruları yanıt vermek için de bu videoyu çektim. Varsa da sorularınız yorumlarda yazın. Bildiğim kadarını ben yanıtlamaya çalışayım. Bilemediklerimde de eğer varsa aramızda bu konunun uzmanı, konudan anlayanlar onlar yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu benim için önemli. Bakın bu tarz videolar çekiyorum. Bu tarz sizi bilgilendirici içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Siz de abone olarak kanalın büyümesine katkıda bulunursanız harika olur. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada yer alıyor. Oralardan da beni takip ederseniz muhteşem olur diye düşünüyorum. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.